kök çakra yani birinci çakra. Kök çakramız hayatımızda aide olma duygumuzu, yaptığımız bir şeyin sorumluluklarını almak, içselleştirmek ve ait hissetmekle ilgilidir. Kök çakramız kuyruk sokumumuzun iki parmak üstünde yer alır. Kök çakramız bizim dünyevi olan konularla ilgili Hayatımızda seçtiğimiz bir şeyi yaparken idrak bilincimizi yükseltir. Kök çakra toprak grubunun çakrasıdır. Yani toprak grubu olan burçlar veya yükseleni toprak olanlar bu çakra ile ilgili olarak rezonansları yüksek olan gruplardır. Eğer ki kök çakranın manevi ve maddi olan bilincini idrak edemezsek hayatımızın içerisinde dünyevi konularla ilgili yaptığımız bir şeyin ne anlama geldiğini, nasıl olması gerektiğini, yaptıktan sonra da ne hissetmemiz gerektiğiyle ilgili birçok hissiyatsızlık meydana gelir. Rengi kırmızıdır. Her çakranın dört yönünün olduğunu söylemiştim. Bir önceki videomda yani aura ve çakra nedir konulu videomuzda bundan bahsetmiştim. Kök çakranın dört yönü yani ön tarafa baktığımızda geleceğimiz, arka tarafa baktığımızda geçmişimiz ve yanlar ise şu anki durumumuzla alakalıdır. Bizim kırmızı renk dediğimiz yani aide olma, ait hissetme bilincini yükleyen frekans kırmızıdır. Eğer ki kök çakra ile ilgili sorunlarınız varsa muhtemelen bir şeye aitlik hissedememek veya yaşamanızın içerisinde yaptığınız şeylerin ruhsal veya zihinsel kısmında bir idraksızlık söz konusu olabilir. Eğer kök çakra sorununuz varsa, yaşamınızın içerisinde hemoroid, varis, huzursuz bacak sendromu veya kuyruk sokumunda kıl dönmesi ve bunun gibi veya genital alan sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Eğer kök çakranız sorunluysa, e, oturduğunuz bir yerde sürekli olarak oturamayıp yer değiştirebilirsiniz. Bacak-bacak üstüne atma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Herhangi bir konuda güvensizlikle ilgili takıntı boyutuna gelebilecek süreçler içerisinde olabilirsiniz. Bunlar hep kök çakra'nın e, bize dolaylı olarak enerjisinin bozuk olduğunu gösteren hallerdir. Peki kök çakramızı nasıl dengeleriz? Kök çakramızı 9999 sayısını imgeleyip her bir 9'u söylerken kök çakramıza bütün bilincimizi yönlendirirsek o alandaki enerjinin sirkülasyonunu dengeleyebiliriz. Çakraların kapanmıyor olduğunu yine bir önceki videoda söylemiştim. Çakralar dengesizleşir. Kök çakra erkeklerde sağ tarafa, kadınlarda ise sol tarafa döndüğünden bahsetmiştim. Eğer bir erkeğin kök çakrasında sorun varsa o zaman sağa doğru dönüşlerinde belki bir rezonans bozukluğu söz konusu olabilir. Eğer tamamıyla anne baba ile ilgili sorunlar varsa veya zor bir doğumla dünyaya geldiyse, istenmeyen bir çocuksa, cinsiyet sorunu olan bir çocuksa muhtemelen enerji erkekte sola doğru dönüyordur. Aynı durum kadında ise bu sefer kadınınkisi de sola dönmesi gerekirken sağa doğru dönüyor olabilir. Nasıl dengeliyoruz? Bütün dikkatimizi yani farkındalıklı bilincimizi kök çakramız yani kuyruk sokumun iki parmak üstüne yönlendirip 9999 sayısını tekrar edip tekrar ederken de aynı zamanda 9 sayılarını gözümüzün önünde hayal edersek o alanda bir titreşim olduğunu hissedersiniz. Eğer ki bunları yaparken ayakta yaparsanız çok daha başarılı olur. Oturuyorsanız veya uzanıyorsanız bacak bacak üstüne atmamak gaydiyle bunu yapabilirsiniz. Veya herhangi bir kırmızı renge sürekli olarak bakıp o kırmızı rengin titreşimini iki kaşınızın ortasından yani 6. çakradan girip kök çakraya kadar indiğini hayal edebilirseniz yine kök çakranızı dengelemiş olursunuz. Peki kök çakradaki bilincimizi nasıl yenileriz? Şöyle yenileyebilirsiniz. Geçmişimde yaşadığım, yaşatılan veya soyumdan ve zürriyetimden bana akan ve kök çakramda blokasyona sebep olan bütün ruhsal, zihinsel ve bedensel bilgilerin hepsini geçersiz kılıyorum, iptal ediyorum, sahiplerine iade ediyorum deyip arkadaki kök çakranıza yani Sırt bölgenizdeki kuyruk sokumun iki parmak altına doğru hayal ederseniz, bu cümleleri yaşınız kadar tekrar ettiğinizde geçmişinizle ilgili aide olma haline engel olan bilinçlerinizi iptal edersiniz. Geleceğinizle ilgili olarak, geleceğimle ilgili seçtiğim, özgür irademle seçtiğim veya soyum ve zürriyetim üzerinden bana aktarılan ruhen zihnen bedenen onayladığım olmak istediğim gelecekteki halimi tüm kalbimle onaylıyorum. Buna engel olan, gelecekle ilgili olan kök çakramda oluşan bütün lokasyonları iptal ediyorum. Sevgiyle geleceğe inanıyorum ve aitliğimin farkındayım. Bunu söylerseniz ve dikkatinizi vücudunuzun önünde yani kuyruk sokumunuzun iki parmak üstünün ön tarafı vücudunuzun ön tarafına gelen yeri hayal ederseniz o zaman gelecekle ilgili kök çakra bilincinizi dengelemiş olursunuz. Eğer ki e, sol taraf veya sağ taraf, sol taraf sizin şu an kendi öz seçimlerinizle ilgili aidi olma duygunuzdur. Sağ tarafınız ise kök çakranızın sağ tarafı ise ikinci çakrala, e, ikinci kişilerle ilgili olan aidi olma duygunuzdur. O zaman ilk önce sol kök çakraya dikkat edersek, kuyruk sokumun iki parmak üstte sol tarafınıza gelecek vücudunuzun yan tarafındaki alana odaklanıp nefesinizin farkında olup kendimle ilgili aide olma duygumu sevgiyle onaylıyorum. Buna engel olan bütün bilinçleri sevgiyle iptal ediyorum diyebilirsiniz yaşınız kadar. Daha sonra sağ tarafa odaklanabilirsiniz. Nasıldı? Kuyruk sokumun iki parmak üstü ve sağ taraf, vücudunuzun sağ tarafı. İkinci kişilerle ilgili aide duyguma herhangi bir şekilde yapılmış bütün saldırıları İkinci kişilerin bana yüklediği ve aide olmamı engelleyen, kendimi ait hissetmeme engel olan, bana ait olmayan, tamamıyla ikinci kişiler tarafından yüklenmiş ve şu anki bilincimi zedeleyen her ne varsa sevgiyle iptal ediyorum ve sahiplerine iade ediyorum diyebilirsiniz. İşte bunları yaşınız kadar söylerseniz ve dikkatinizi kök çakranızda günün belirli zamanlarında tutarsanız, ön, arka, sağ ve sol, göreceksiniz ki Yaptığınız bir işin sorumluluklarını almak, yaptığınız bir şeye inanmak, seçtiğiniz bütün her şeyin hissiyatlarını daha üst seviyede farkında olabilir bir hale geleceksiniz. Günün belirli saatlerinde kırmızıya bakmak veya kırmızı renkte bir kalemle elinizin bir yerini hafif bir şekilde boyayıp ona konsantre olmak veya Kırmızı ile ilgili frekans parteleleri vardır biliyorsunuz. O kartelelerin içerisinde kırmızının tonlarına e, telefonunuzdan bakıp e, kendinizi akort edebilirsiniz. Eğer ki tek bacağınızın üzerine e, durursanız yani bir bacağınızı kaldırıp bir bacağınızın üzerinde durursanız kök çakranız dengesizse o dengede kalma şansınız olmayacaktır. Hangi tarafın dengesiz olduğunu anlamak istiyorsanız hangi bacağınızda dengede duramıyorsanız o tarafınızın kök çakrasında bir sorun var demektir. Kök çakra kişilerin özellikle kalın bağırsağında çok etkilediği için herhangi bir kabızlık veya isel sorununuz varsa rahat bir dışkılama yapamıyorsanız veya idrarınızı rahat bir şekilde yapamıyorsanız bunlar hep kök çakra ile ilgili olan durumlardır. Lütfen İnternette aratarak bulabilirsiniz. Bacak egzersizleri, stretching'ler bunlarla kök çakranızı rahatlatabilirsiniz. Bacaklarınızda aşağıya doğru yavaş yavaş inip yavaş yavaş yukarıya çıkarak kök çakranızı güçlendirebilirsiniz. Kök çakranın müziği bas müziklerdir. Yani içinde tizi olmayan çok yüksek titreşimde olmayan hafif slow ama içinde hafif baslarla çalınan müzikler kök çakramızı dengeler. Sözsüz içinde tiz olmayan slowa yakın ve baslı müzikler kök çakramızı dengeler. Aynı zamanda def, aynı zamanda ney, aynı zamanda arp. Bunların hepsi kök çakramızı dengeleyebilmek için kullandığımız enstrümanlardır. Kök çakranıza odaklandığınızda, Hangi yönüne odaklanırsanız, ihtiyacınız neredeyse zaten ön, arka, sağ ve sol oralara odaklanacaksınızdır. Odaklandığınız alana soru sorabilirsiniz. Kök çakram, neye ihtiyacım var? Cevap gelecektir. Kök çakram, ne yapmamı istersin? Kök çakram, aile olabilmem için neyi görmem gerekir? Kök çakram benim ben olabilmem için, senin dengede çalışabilmen için neyin idrakında olmam gerekir sorabilirsiniz. İçinizden gelecek titreşim sizi kök çakranızda neye ihtiyacı olduğunu çok net söyleyecektir. Kök çakra sorunlarında daha çok insanların inatçı olduğunu, katı olduğunu, akışa geçemediğini, olayları alıp kabul edemediklerini, daha çok o akış süreci içerisinde evrilemediğini görürsünüz. Ama kök çakra dengeli ise alıp kabul etmenin, akışa geçmenin, karşı taraftaki insanlara daha saygı duymanın daha yüksek derecelerini deneyimleyebilirsiniz kök çakrayı dengelemeden ikinci çakranın keyfiyetini yaşayamayız. Kök çakramız bizim için ilkokuldur. Kök çakramız bizim için insanlığın ilk adımıdır. Sonuçta topraktır. Toprağa bir şeyler ekilebilmesi için ilk önce toprağın kıymetli ve verimli olması gerekir. Keyfiyetli, konforlu, idraklı, ilimli, bilimli bir kök çakra olması dileğiyle.